Günümüzde evliliklerin çok kısa sürdüğünü ya da çok zerbezeli geçtiğini, yani şamatalı geçtiğini, ta boşanmaların arttığını görüyoruz hep beraber. Toplum olarak bu sıkıntıdan muzdaribiz. Yani kadınlarımızın öldürülmesi, efendim çocuklarımızın yetim kalması, annelerin yüreğini yanması toplumun büyük bir sıkıntısı, büyük bir belası bu. Ben şöyle düşünüyorum, geçmişe bakarak, yani geçmiş çünkü hani bir şarkı vardı, Bir Yastıkta 40 Yıl diye. Rahmetli Barış Manço'nun bir şarkısı vardı. İnsanlar bir yastıkta 40 yıl artık yatmıyorlar. Sebebi de şu, benim bir tespitim bu, benim kendi düşüncem. Katılırsanız ya da katılmasanız, onu bilmiyorum. Geçmişte insanlar kız ya da erkeğe evleneceği zaman erkek babasına ya da annesine işte söylerdi. Anne ben filan adamın kızını istiyorum işte. Hasan dayının kızını istiyorum. O kızı istiyorum ben. Seviyoruz birbirimizi falan. Hiç seviyoruz diyemezdik de yani. Annesine doğru anneciğim ben şu kızı evlenmek istiyorum derdik. En çoğu buydu yani. Böyle şimdiki gibi her şeyi yüze çıkarmış değildi. Her şey gizliydi, saklıydı, özeldi. Çok bir yani manastır bir özlemi vardı bunun. Özlemi vardı. Annesi gider o kıza bakardı. Babasıyla istişare yapılırdı. Kız kimin kızı? Hasan'ın kızı. Peki Hasan'ın karısı kimlerden? Filan günlerden. Peki o kimlerden? O da filan günlerden gibi efendime söyleyeyim bir tespit yapılırdı. Geriye doğru bir tarama yapılırdı. Ya bir bakalım Hasan'ın bu kızın anası kimlerden? Anasının anası kimlerden? Diye. Böyle geriye doğru bir tarama. Bir soy ağacı taraması. Yani bunu fişleme gibi düşünmeyin. İnsanların çünkü insan oğluna bir kadın alacak, bir çocuk alacak, bir gelin alacak. Efendime söyleyeyim. Hayatı paylaşacaklar, aynı evde yaşayacaklar. Çok önemli bir şey. Bu çok önemli. Yani öyle sıradan bir şey değil. Gidip bakılırdı. Aile istişare ederdi oğlanla kızla beraber bunu. Toplum aile karar verirdi. Oğlanın da görüşü alınır. Kız istenirdi ya da kız verilirdi. Şimdi öyle değil. Nasıl şimdi mesela örneğin günümüzde, bugün 20. 2020'deyiz. Toplum ne yapıyor? İşte kız ya da oğlan. Seviyorum anneciğim. Saçmalama anne diyor. Seviyorum ya. Seviyorum diyor. Ya da seviyorum diyor. Alıp getiriyor. Yani sormadan etmeden ya bir gidip hani eskiden kızlar kaçardı. Biz de duyardık işte. Filan adamın kızı kaçmış. Adam gider kızı isterdi. Vermese kaçardı. Ya da verilmen almak için uğraşılırdı. Eşini istiyorsan adam direkt tutuyor elinden. Hadi gidelim. Alıyor götürüyor. Yani şimdi devlette bu işe biraz yumuşak davranıyor. Nasıl yumuşak davranıyor? Yaş 18 olunca artık reşit oldun sen diyor. Anne baba karışamıyor. Ben 18 yaşındayım artık reşit oldum. Gider nikahımı kıyarım. Sen gelmesen de olur diyor babasına. Toplum öyle o tarafa kaydı. Öyle gidiyor yani. Peki ne oluyor? Hani seviyorum, ölüyorum, aşkım işte, anacığım seviyorum, almasam yaşayamam falan. O bir iki ay, cicim ayları dediğimiz, o geçince ne oluyor? Hatta telefonda böyle neredesin aşkım, buradayım aşkım, işte neredesin aşkım, buradayım, neredesin aşkım, cehennemin dibindeyim aşkım gibi. Efendim olsun, hadi boşanıyoruz. Ne oldu? Şiddetli geçimsizlik. Adı da belli zaten. Kesinemiyoruz. Ne oldu? Kesinemiyorsunuz. Saygı yok. Sevgi kalmadı. Para bitti, cicim ayları geçti. Gelen kız geleceği zaman ben o eve gidiyorum, çamaşır yıkayacağım, ütüyü efendim yapacağım, yemek yapacağım. İşte bu adama sabah kalkıp yol edeceğim, işe gidecek, akşam kapıda bunları düşünmedi. Sadece direkt oğlanın iki parmağın dudağının arasına baktı. Gözlerine baktı, kafasında tek şey vardı. Ona odaklandı ve evlendi. Oğlan da aynı, kız alırken o da aynı, o kızın tek noktaya baktı. O da ona göre aldı onu. Ama hayat ev kirası, işte elektrik parası, gaz parası, tuz parası derken gitti maaşın yarısı. Ondan sonra curcuna koptu. Peki ne oldu? Hani anneye karıştırmıyordun. Halbuki günümüzde annenin baba, ha bir de şu var mesela. İşte efendim birbirlerini bir tanısınlar. Tabii ki tanısınlar. Ben kızla oğlanı birbirine tanımasına gayet tarafım. Yani kızla o otursun bir odaya, yanında bir kişi de olsun. Otursun tanışsınlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu insana bir hayat sürecekler. Aynı evde yaşayacaklar. Ama peki ne oluyor tanıyorlar da? Hiçbir şey olmuyor. Tanıyor ne oluyor? Bugün birbirini tanıyan insanların, aynı evde yaşayan insanların efendim boşandıklarını görüyoruz. Halbuki hiç tanımadan evlenenlerin 70 yıl,
60 yıl, 50 yıl, 40 yıl Allah ömür verdikçe aynı yastığa baş koyuyorlar. Peki nasıl oluyordu bu iş? Şöyle oluyor, demin de başından da söyledim. Anne baba gider, kızı görür ister. Kıza bir tahlil yapardı. Kızın görcüsü ve bir de şu vardı. Anneler kızı yetiştirirlerdi. Mesela ben ticaretle uğraştım. 22 sene tuhafiye işlettim. Aşağı var 10-15 sene efendim işleme ipi sattık. Böyle işleme ipi. Kanepçe ipi işleme ipi sattık. Son 10 sene ip satılmadı. Hatta dükkanı devrettim. Setinin duruyordu dükkanda. Satamadım, bitti. Almıyor kimse. Niye? Günümüzün kızları Facebook'ta resim büyütüyorlar. Efendim kaç takipçim var? Kaç tane beğeni aldım? Ona bakıyor kızlar. Bu kızda ne olacak? Hiçbir şey. Yemek yapmasını bilmez. Yufka açmasını bilmez. Adama bilmez ki. Ha, sonuç ortada. Sonuç ne oluyor? Demin de dediğim gibi, neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Cehennemin dibindeyim aşkım. Hadi boşanız, ne oldu? Şiddetli geçtim.